Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Değerli sürücü adayları merhaba, ben Halil Hoca. İlk yardım dersimizin bu videosunun konusu kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım olacaktır. Öncelikle kırık nedir onu açıklayalım arkadaşlar. Kırık kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıkları darbe sonucu ya da kendiliğinden özellikle yaşlılıkta oluşabilir. Kırık çeşitleri ise şunlardır: kapalı kırık, açık kırık. Kapalı kırıkta kemik bütünlüğü bozulmuştur ancak deri sağlamdır. Şeklimizde de görebilirsiniz kırık çeşitlerini. Açık kırıkta ise deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Beraberinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi de taşırlar. Kırığın belirtileri şunlardır: hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nedeniyle morarma. Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene de gerekebilir. Kırığın oluşturabileceği olumsuz durumlar şunlardır: kırık yakınlarındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma olabilir. Kırık bölgede nabız anlamaması durumu, solukluk, soğukluk olabilir. Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı olarak şok meydana gelebilir. Kırıklarda genel olarak ilk yardımda dikkat edilecek hususlar şunlardır arkadaşlar. Hayatı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir. Hasta veya yaralı hareket ettirmez, sıcak tutulur. Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır. Çünkü şişme olabileceğinden daha sonra çıkarılması zor olacaktır ve hasara yol açacaktır. Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık da kontrol edilmiş olur. Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt üst kemiklerini içine alacak uzunlukta olmalıdır. Açık kırıklarda tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır. Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir. Kol ve bacaklar yukarıda tutulur ve tıbbi yardım istenir. Arkadaşlar, çıkık ve çıkık belirtileri nelerdir? Onun hakkında bilgi verelim. Çıkık, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece normal konumuna dönemezler. Çıkık belirtileri şunlardır: yoğun ağrı görülür, şişlik ve kızarıklık olur, işlev kaybı yaşanır, eklem bozukluğu meydana gelir. Resimlerimizde de çıkan eklemlere örnekler gösterilmektedir. Arkadaşlar, çıkıkta ilk yardımla ilgili dikkat edilecek hususlar şunlardır. Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. Hasta veya yaralıya ağızdan herhangi bir şey verilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir. Ve 112 aranarak tıbbi yardım istenir. Burkulma nedir? Burkulma belirtileri ve burkulmada yapılacak ilk yardım nasıl olacaktır? Onu görelim. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır burkulma. Zorlamalar sonucunda meydana gelir. Burkulma belirtileri şunlardır: burkulan bölgede ağrı meydana gelir, kızarma, şişlik meydana gelir ve işlev kaybı oluşur. Burkulmada ilk yardımda şunlara dikkat etmek gerekir. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır. Hareket ettirilmez ve 112 aranarak tıbbi yardım istenir. Arkadaşlar, genel olarak kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır? Tespit için ilk yardımcı elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar için üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat ve benzeri malzemeler
Yine tahta, karton ve benzeri malzemeler olabilir. Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı. Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalı. Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır. Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir. Düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altındaki kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır. Arkadaşlar, çeşitli tespit yöntemlerine bir göz atalım. Kol ve köprüç kemiği kırığı tespiti, yani sabitleştirilmesi nasıl yapılır? Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilir. Kol askısı yerleştirilir. Yandaki şekilde bunları görüyoruz, bu anlatılanları. Üçgen bandaj yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek tarafına, tabanı gövde ile aynı hizada olacak şekilde yerleştirilir. El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir. Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir. Tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır. Kol askısı desteği göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir. Geniş dış bandajla yerleştirilebilir. Böylelikle vücuda yapışık bir şekilde yaralı kol ve omuz eklemi sabitlenmiş olur. Arkadaşlar, pazı kemiği kırığı tespiti nasıl yapılır? Ona göz atalım. Sert tespit malzemesiyle yapılır. Şekilde de gösterilmektedir bunlar. Kırık kemiği tespit edecek olan malzemeler yerleştirilmeden önce kolun altına koltuk boşluğundan yaralanarak iki şerit yerleştirilir. Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir. Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir. Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak tespit edilir. Şeritler çok kısa bağlanmamalıdır. Dirseği tespit için kol askısı takılır. Omur tespiti için göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş kumaş şerit veya üçgen bandaj da uygulanır. Dirsek kırığı tespiti nasıl yapılır? Kol gergin vaziyette bulunduysa hastanın vücudu boyunca gergin ve deri ile arası yumuşak malzeme ile doldurmuş tespit malzemeleri yardımıyla tespit edilir. Eğer bükülmüş vaziyette bulunduysa bir kol askısı desteğiyle ve yardımıyla tespit edilir. Kol askısıyla ön kol, bilek ve el tespitinin yapılması, kırık dirsek ve bilek eklemini hareketini önlemek için yaralı ön kolun altına üçgen kol askısı yerleştirilir. Hasta veya yaralının boynunun arkasına üçgenin iki ucu düğümlenir. Aşırı hareket etmesini engellemek için geniş bir bandaj yardımıyla gövdeye bağlanır. Dirsek kemiği veya ön kol kemiği kırığında sert malzemelerle tespit nasıl yapılır? Resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar, ön kolun altına iki şerit yerleştirilir. Yumuşak madde ile desteklenmiş sert tespit malzemelerinden biri parmak diplerinden dirseğe kadar içe, diğeri elin dış yüzünden dirseğe gelecek şekilde dışa konarak tespit edilir. Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, fazla sıkılmamalıdır. Dirsek eklemini tespit için kol askısı takılır. Bilek kemiklerinde veya el tarak kemiğinde bölgeyi bir kol askısı ile tespit yeterlidir. Parmak kemiği kırıkları ile çıkı ayırt etmek zordur. Tespit için bir tespit malzemesi ile yaralı parmak yanındaki sağlıklı parmakla bandaj yapılabilir. Pelvis, yani kalça kemiği kırığı tespiti nasıl yapılır arkadaşlar? Resimde de görüldüğü gibi her iki bacak arasına bir dolgu malzemesi konur. 8 şeklindeki bir bandajla bilekler tespit edilir. Doğal boşlukların altından dizler ve bileklerden bandajları kaydırmak ve iki tanesi kalça ve dizler arasında, diğer ikisi dizler ve bilekler arasında olacak şekilde düğümlenerek tespit edilir. Bütün düğümler aynı tarafa yapılmalıdır. Arkadaşlar, uyluk kemiği kırığın tespiti nasıl yapılır? Sert tespit malzemesi veya sağlam bacağı ikinci bir tespit malzemesi gibi
kullanarak tespit etme. Bir el ayağın üst kısmına, diğeri bileğe konularak yaralı bacak tutulur ve sağlam bacakla bir hizaya getirmek için yavaşça çekilir. Aynı zamanda hafif bir döndürme uygulanır. Her iki bacak arasına dizler ve bilekler bir dolgu malzemesi konur. 8 şeklinde bir bandajla bilekleri sabitlenir. Yaralının vücudunun altından kımıldamaksızın doğal boşlukları kullanarak bel, diz ve bileklerin arkasına 7 kumaş şerit veya benzeri geçirilir. Yumuşak malzeme ile desteklenmiş sert tespit malzemesi koltuk altından ayağa kadar yerleştirilir ve ayaklardan yukarı doğru bağlanır. Düğümler tespit malzemesi üzerine atılarak bandajlar bağlanır. Bilek hizasındaki bandaj öncekinin üzerine 8 şeklinde bağlanır. Sert tespit malzemesi bulunmaması halinde sağlam bacağı tek destek olarak kullanarak geniş bandajlarla tespit yapılabilir. Diz kapağı kırığı tespiti nasıl yapılır? Şekilde de görüldüğü gibi geniş bandajlar yardımıyla iki bacağı birleştirerek diz kapağı tespit edilir. Dizin üst ve altında kalan bandajları sıkarken dikkatli olunmalıdır. Geniş ve sert tespit malzemesi tabla varsa kalçadan ayağa kadar yaralı bacağın altına yerleştirilir ve iki tane kalça ve diz arasında, iki tane de diz ile bilek arasında olmak üzere geniş bandajlarla bağlanabilir. Bunun üzerine eklemi sabitlemek amacıyla 8 şeklinde bir bandaj sarılır. Kaval kemiği kırığında tespit nasıl yapılır? Resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar, uyluk kemiği kırığı tespitindeki gibidir. Bacaklar tutulur ve yavaşça çekilir. Doğal boşluklar kullanılır. Yani dizlerin altında, bileklerin altında boşluklar vardır. Bunları kullanarak yaralı bacağın altından kumaş şeritler geçirilir. Uygun bir şekilde yumuşak dolgu malzemesiyle desteklenmiş tespit malzemelerinden biri iç tarafta kasıktan ayağa kadar, diğer tarafta kalçadan ayağa kadar yerleştirilir. Ayaklardan başlanarak şeritler dış tespit malzemesi üzerinde düğümlenerek bağlanır. Bilek hizasındaki bandaj ayak tabanı üzerine 8 şeklinde düğümlenir. Bilekte ya da ayakta meydana gelen kırıklarla alakalı tespit nasıl yapılır? Yaralının ayakkabıları çıkarılmadan bağları çözülür. Bilek seviyesine sarılmış 8 şeklinde bir bandajla her iki ayak birlikte tespit edilir ve yumuşak malzemelerle iyice kaplanmış, rulo yapılmış bir battaniye bir yüzeye dayamak suretiyle bacakları yukarıda tutmak gerekir. Değerli arkadaşlar, videomuz burada sona ermiştir. Dikkatli, bilinçli, saygılı, sabırlı, hoşgörülü, yardımsever ve sakin yol kullanıcıları olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.